Evet arkadaşlarım, öğretim etkinlikleri diğer ismiyle öğretim durumları modeliyle hem davranışçı hem de bilişselci eğitim uzmanı olan Gagne'nin modelini öğrenmeye başlayalım. Gagne isimli eğitim uzmanı öğretim etkinlikleri ya da öğretim durumları modelini geliştirmiş ve kendisi eğitim alanında ilk çalışmaya başladığında davranışçı ekolün etkileriyle ortaya çıkmıştır. Daha sonra araştırmalarını sürdürüyor. Yaptığı çalışmalarla diyor ki, davranışçıyım ancak öğrenmenin beyinde gerçekleştiğini savunmaya başlıyor. Bu çerçevede öğrenmenin beyinde gerçekleşmesi, Gagne'nin aynı zamanda bilişselci ekol ve anlayışını da benimsediğini bize göstermiş oldu. O yüzden önemlidir, tekrarlıyorum. Gagne hem davranışçı hem de bilişselci bir eğitim uzmanıdır. Hatta bunu kanıtlamak için gelin bir alttaki satırı konuşalım. Gagne, dışsal uyaranların içsel süreçlerden geçirilmesiyle öğrenme meydana gelir diyor. Evet, Gagne isimli eğitim uzmanı öğretim etkinlikleri ya da öğretim durumları modelini geliştirmiştir. Ve kendisi hem davranışçı hem de bilişselci bir eğitim uzmanıdır. Arkadaşlarım, kendisinin hem davranışçı hem de bilişselci uzman olduğunu bakın nasıl anlıyormuşuz. Gagne, dışsal uyaranların içsel süreçlerden geçirilmesiyle öğrenme meydana gelir diyor. Mantığa dikkat. Dışsal uyaranlar davranışçı eğitim anlayışının savunduğu uyaranlardır. İçsel uyaranlar ise bilişselci eğitim anlayış ve ekolünün savunduğu özelliklerdir. Bu nedenle Gagne'nin hem davranışçı hem de bilişselci uzman olduğunu bir kez daha arkadaşlarım fark etmiş oluyoruz. Peki Gagne bu ifadeyi kullandıktan sonra bakın bir de ne ekliyor? Dışsal uyaranların içsel süreçlerden geçirilmesiyle 5 tür öğrenme meydana gelir diyor arkadaşlarım. Dışsal uyaranların içsel süreçlerden geçirilmesiyle 5 tür öğrenme meydana gelir diyor. Ve bu öğrenmelerin isimleri olarak sözel bilgiler, tutumlar, psikomotor beceriler, bilişsel stratejiler ve zihinsel beceriler olmak üzere 5 tane öğrenme türünü ortaya atıyor. Hocalarım, 5 tane öğrenme türü şu an hepimizin ekranında olduğuna göre. Unutmuyorsunuz, 5.'si olan zihinsel beceriler ya da zihinsel öğrenmeler, öğretim durumları modelinin en önemli öğrenme türüdür. Zihinsel beceriler, öğretim durumları ya da öğretim etkinlikleri modelinin en önemli öğrenme türüdür. 5 tür öğrenme vardır. En önemlisi zihinsel becerilerdir. Peki bu sayfa ile ilgili hocalarım özellikleri hemen konuşalım. Sonra bu sayfanın soru tarzını öğrenelim. Gagne sözel bilgi türündeki öğrenmelere öğrencilerin bilgiyi ifade etmesi, öğrencilerin iletişim kurabilmesi, yani Bloom taksonomisine göre eşleştirme yapmak gerekirse bilme düzeyindeki etkinliklerin gerçekleşeceğini savunmaktadır. Bir diğeri, Gagne tutumlar kategorisini ele aldığında duyusal alan taksonomisini düşünmüştür arkadaşlarım. Hatırlarsak program geliştirme dersinde alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme, kişilik haline getirme şeklinde 5 tür duyusal alan basamağı vardı. Hocalarım, Bloom taksonomisinin duyusal alan taksonomisinde Gagne'nin kullandığı isim tutumlardır. Bir diğeri psikomotor beceriler. Öğrencilerin yazı yazması, takla atması ya da program geliştirme dersine göre hatırlamak gerekirse algılama, kurulma, kılavuzla yapma, mekanikleşme, beceri haline getirme, uyum ve yaratma ismini verdiğimiz öğrencilerin öğrendiklerini uygulamaları, devinimsel hareketlerle hocam yaptıkları her davranışa psikomotor beceri ismini kullanmıştır. Bir diğeri, bilişsel stratejiler. Hocam Gagne, bilişsel stratejiler anlamında yeni bir yol bulmaktan, bireylerin zihninde örgütlemeler yapması, kendi süreçlerinle ilgili kodlamalara karşılık geldiğini söylüyor. Bunun da Bloom taksonomisindeki karşılığı sentez düzeyindeki öğrenmeler demektir. Bir diğeri, Bloom taksonomisinde kavrama, uygulama, analiz basamağındaki her öğrenmenin
zihinsel beceri türünde öğrenme olduğunu savunuyor Gagne. O zaman hızlıca bir kez daha söylemek gerekirse, dışsal uyaranların içsel süreçlerden getirilmesiyle 5 tür öğrenmenin oluştuğunu savunan kişi Gagne'dir ve 5 tür öğrenmeye kendisi sözel bilgi, tutum, psikomotor beceri, bilişsel strateji ve zihinsel beceri olmak üzere isimler kullanmıştır arkadaşlar. Şimdi bu sayfanın soru tarzını öğrenerek başlayacağız. Bakalım ÖSYM ne sorabilirmiş? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi öğretim etkinlikleri modelinin tutumlar kategorisinde ele alınan bir örnektir? Bir şeyi fark edelim hocam. ÖSYM soru yazarken öğretim etkinlikleri ya da öğretim durumları modeli ismini mutlaka kullanacak. Bunun yanında 5 tür öğrenmede hangi kategoridir ismiyle karşımıza gelecek. Soruyu bir kez daha söylüyorum. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi öğretim etkinlikleri modelinin tutumlar kategorisinde ele alınan bir örnektir ya da etkinliktir? Mesela A şıkkı. Bir öğrencinin Türkçe dersinde zarfın ikinci ismini söylemesi. Unutmuyoruz, bunun ismi sözel bilgidir. B şıkkı. Bir öğrencinin beden eğitimi dersinde turnike becerisini sergilemesi. Bunun ismi psikomotor beceridir. C şıkkı. Bir öğrencinin kimya dersinde yeni bir deney düzeneği tasarlaması. Bunun ismi bilişsel stratejidir. D şıkkı. Bir KPSS öğrencisinin sinemaya gitmek yerine ders çalışmayı tercih etmesi. Hocam bunun ismi tutumlar kategorisidir. Demek ki okuduğumuz her bir seçenekte hangi öğrenme türüne vurgu yaptığının anlamını çıkartabilmemiz gerekiyormuş arkadaşlarım. Sözel bilgilerin bilme düzeyine, tutumlar kategorisinin duyusal alana, psikomotor becerilerin aynı zamanda bilişsel stratejilerin, Bloom'un mesela sentez basamağı ve kavrama uygulama analiz düzeyindeki öğrenmelerin zihinsel becerilere karşılık geldiğini hatırlamak gerekiyormuş. Hocalarım, bu sayfanın mantığı yerine otursun diye bir soru tarzı daha geliyor. Mesela aşağıda verilen seçeneklerden hangisi öğretim durumları modelinin bilişsel stratejiler kapsamında ele alınan bir etkinliktir? Dikkat edersek bu sefer soruda size bilişsel stratejilere ait olan örnek durumu sormaya çalıştım. Başlıyorum. A şıkkı. Bir öğrencinin coğrafya dersinde Sakarya'nın hangi bölgede olduğunu söylemesi. Bunun ismi sözel bilgidir. B şıkkı. Bir öğrencinin kitap okumak yerine bilgisayar destekli öğretimle öğrenmeyi istemesi. Bunun ismi tutumlar kategorisidir. C şıkkı. Bir öğrencinin sosyal bilimler dersinde engelli bireyler için özel bir yol üretmesi. Bunun ismi bilişsel stratejidir. Arkadaşlarım, demek ki bu sayfada hem Bloom taksonomisiyle yaptığımız etkinlikleri, yani eşleştirmeleri, hem de burada size yazmaya çalıştığım birkaç anahtar kavramı bilerek KPSS'nin bu sayfadan sorabileceği soru yapılarını çok rahat aşabilirmişiz. Peki, bir şeyi fark ettiysek, ben size bu sayfadan soru yazarken zihinsel becerilerden, yani zihinsel öğrenmelerden hiç soru ve örnek durum türetmedim arkadaşlarım. Bunun en temel sebebi aslında bu sayfadır. Evet, lütfen başlığa dikkat. Gagne'nin öğretim durumları ya da öğretim etkinlikleri modeline göre zihinsel öğrenmelerin ikinci ismi entelektüel öğrenmelerdir ve bu öğrenmelerin kendi arasında bir hiyerarşisi olduğunu savunmaktadır. Ve sizden istediğim en temel şey, hocaların bu hiyerarşiyi kodlama yaparken zihninize tersten kodlama yaparak gelmenizdir. Picasso'yu kodlamasını kullanırsak öğrenme sürecimizi kolaylaştırabilirmişiz. Picasso'yu. Şimdi buradaki hocam en temel mantığı açıklamak istiyorum. Kavrama, uygulama, analiz basamağındaki öğrenmelere karşılık gelen tür zihinsel öğrenmelerdir. Bunun yanında bu sayfada var olan 8 tane öğrenme hiyerarşisinde
İlk 3 tanesi davranışçı ekole, davranışçı kurama, davranışçı eğitim anlayışına karşılık gelirken son 5 tane öğrenme türü ve hocam özelliği bilişselci kurama, bilişselci ekole karşılık gelmektedir. Ki hatırlanması gereken o zaman en önemli cümledir. Gagne isimli eğitim uzmanı hem davranışçıdır hem de bilişselcidir arkadaşlarım. Şimdi bu sayfaya eklemek istediğim son detay nedir o dersek? İşaret öğrenme, öğretim durumları modelinin en basit öğrenme türüdür. Problem çözme ise zihinsel öğrenme ya da öğretim etkinlikleri modelinde en karmaşık öğrenme türüdür. Yani sizler bu sayfayı basitten karmaşa öğrenmek yerine karmaşıktan basite doğru Picasso'yu kodlamasıyla hocam kullanıp öğrenirseniz kesinlikle bu sayfadaki isimleri ve detayları unutmazsınız. Peki KPSS ne yaptı? Bakalım ne yapmış. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi öğretim durumları modelinin zihinsel öğrenme türü kapsamında en karmaşık öğrenme türüdür? Hocalarım bu soru davranışçı bilişselci ayrımını yapmadı. Zihinsel öğrenmelerde hangisi en karmaşıktır diye soru yazdı. Dolayısıyla ÖSYM'nin sorduğu bu sorunun cevabı bizler için problem çözme olacaktı. Peki ÖSYM herhangi bir soruyu şöyle yazmak isterse. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi öğretim etkinlikleri modelinin zihinsel öğrenme türü kapsamında dikkat et bilişselci ekolle ortaya çıkan en basit öğrenme türüdür? O zaman da geliyor kimi işaretleyeceğiz? Sözel ilişkilendirme cevabını işaretleyeceğiz. Hocam bu sayfada genel anlamda hangisi en basittir dersek işaret öğrenmedir. Ama ÖSYM bilişselci ekolün etkisiyle hangisi en basittir derse o zaman hocam gidiyoruz sözel ilişkilendirme cevabını işaretliyoruz. Peki arkadaşlarım Gagne'de bu sayfa önemlidir. Bu sayfanın sırası önemlidir. Bu sayfada takıldığımız bir nokta var mıdır? Sırada Gagne'nin öğretim durumları modelini benimseyen bir öğretmenin ya da herhangi bir uzmanın dersini planlarken dikkate alması gereken 9 tane adım söz konusudur. Bunları öğrenmeye çalışacağız. Evet, Gagne'ye göre ders işlemek isteyen bir kişinin 9 adım üzerinden dersini planlaması gerekiyor arkadaşlarım. Sırasıyla öncelikli isimler. 1. Dikkat çekme. 2. Hedeften haberdar etme. 3. Ön bilgileri ortaya çıkarma. 4. Uyarıcı materyal sunma. 5. Öğrenciye rehberlik etme. 6. Davranışı ya da performansı ortaya çıkarma. 7. Geri bildirim ya da dönüt sunma. 8. Öğrenilenleri değerlendirme. Ve 9. Öğrenilenlerin kalıcılık ve transferini sağlama işlemleri diye Gagne'ye göre ders yapacaksan eğer bir dersi 9 adım üzerinden planlaman gerekir. Peki bu sayfadan. Hocalarım zaten sizlere soruyu söyleyeceğim bu dersimizin son saatinde. ÖSYM daha önce kimi sordu dersek, ÖSYM daha önce 6. basamaktan soru yazdı arkadaşlarım. Yani davranış ya da performansı ortaya çıkartma adımından daha önce şimdiye kadar bir defa soru geldi. Şimdi bu sayfada sizlere karışma olasılığı olan birkaç tane etkinlikten bahsedeceğim. Bunlardan birincisi. Mesela dikkat çekme basamağında. Bir öğretmen derse materyalle girebilir. Bir öğretmenin derse materyalle girmesi tamamen öğrencinin dikkatini çekmek için yapılan bir etkinlik. Peki dördüncü basamağa lütfen dikkat. Uyarıcı materyal sunmaktan kasıt öğretmenin derse getirmiş olduğu materyali ister kendisi ister öğrencilerine vererek onların arkadaşlarım o materyali kullanmasını sağlamaktır. Bir kez daha söylüyorum. Materyal dikkat çekmede de var. Materyal dördüncü basamak olan uyarıcı materyal sunmada da var. En büyük farkı neymiş? Dikkat çekmede öğretmen sınıfa materyali sadece getiriyor.
öğrencinin dikkatini çekmek için bu etkinliği yapıyor. Öğrenciler o günkü materyali görsün diye böyle bir şey yapıyor. Ama dördüncü basamakta getirilen materyal artık kullanılmaya başlanıyor. Bu ikisinin farkına dikkat edeceğiz. Karışma ihtimali olan bir diğer özelliktir. Lütfen dikkat. Üçüncü basamak olan ön bilgileri ortaya çıkartma basamağı ile altıncı basamak olan davranış ya da performansı ortaya çıkartma basamağını birbirine karıştırabilirsiniz. Peki en çok karışan yer neresidir? Mesela bir öğretmen öğrenme konusunu öğrencilerine kazandırmadan önce onların neler bilip bilmediğini açığa çıkartacak sorular sorabilir. Burayı tekrarlayacağım. Bir öğretmenin öğrenme konusunu öğrencilerine kazandırmadan önce soru sormasının ismi ön bilgileri ortaya çıkarmadır. Peki 6. basamağa dikkat. Bir öğretmenin etkin katılım yoluyla öğrencilerin öğrendiklerini sergilemesi amacıyla, yani etkinlik bittikten sonra öğrencilerinin o etkinlikle ilgili kazandıklarını herhangi bir ya da birkaç tane soruyla ölçmek istiyorsa öğretmen, bu sefer de hocam ismi davranış ya da performansı ortaya çıkarmadır. Demek ki 3. basamakta ve 6. basamakta soru sorma etkinliği yapılabilirmiş ama birisi ünite ya da konuya başlamadan önceymiş, birisi ise ünite veya konuyu bitirdikten hemen sonraymış arkadaşlarım. Dolayısıyla burada da hata yapmamak gerekiyor. Peki bu sayfayı toparlamak amacıyla bir kez daha söylüyorum. Gagne'nin modeline göre ders yapacaksanız eğer bir dersi 9 adım üzerinden planlamanız gerekir. Bu basamaklar içerisinde birbirine karışma olasılığı olanlar 1. basamakla 4. basamaktır. Bu basamaklar içerisinde karışma olasılığı olanlar 3. basamakla 6. basamaktır. Ve bu sayfanın tüm basamaklarının doğru sırasını bilmemiz gerekir arkadaşlarım. Ve KPSS bu sayfadan şimdiye kadar sadece 6. basamak olan davranış ya da performansı ortaya çıkartma adımından soru yazmış hocalar. Peki, Gagne'yi şimdi genel toparlıyorum. 1. Gagne'nin hem davranışçı hem de bilişselci bir uzman olduğunu öğrendik. 2. Dışsal uyaranların içsel süreçlerden geçirilmesiyle 5 tür öğrenmenin meydana geldiğini öğrendik. Bir diğeri, Gagne'nin 5 tür öğrenmesinde sözel bilgi, tutum, psikomotor beceri, bilişsel strateji ve zihinsel öğrenme türü olduğunu söyledik. İçlerinde en önem verilen öğrenme türünün zihinsel öğrenmeler olduğunu hatırlattım. Zihinsel öğrenmelerin kendi içinde toplamda 8 basamak olduğunu ve bir hiyerarşisi olduğunu söyledim. Hatırlarsak işaret öğrenme diye başlıyordu, problem çözme diye bitiyordu ve siz o sayfayı Picasso'yu kodlamasıyla hocam zihninize çok rahat yerleştirebilirdiniz. Ve son detay, Gagne'ye göre ders yapacaksan bir dersi 9 adım üzerinden planlaman gerekiyordu. Hocalarım, Gagne için genel bekliyorum. Bir problem var mıdır? Bir kez daha söyleyeyim, dersimizin son saatine yine çıkan sorularla sizlere hatırlatıcı etkinlik. Hocam iki türlü de olur. İki türlü de olur. Materyali öğretmen de getirip kendisi kullanabilir. Materyali öğrenciler etkinlik yapsın diye de onlara verebilir. Bu biraz da materyalin sınırlılığıyla alakalı. Mesela matematik dersindeysek öğretmen öğrencilerine hadi abaküslerinizi çıkartıp masanıza koyun ve toplama işlemini öğrenelim diyebilir. Bu sefer materyali dikkat edin, öğrenci kullanıyor. Ama mesela bir meslek lisesi öğretmeni bir motor parçasını öğrenciye tanıtmak amacıyla atölyeden bir tane parça getirdiyse onu sadece kendisi kullanacaktır. İki türlü olabilir derken bunu kastettim. Hocam anlaştık mı? Peki arkadaşlarım, şimdi bu sayfayı hepiniz zaten hatırlıyorsunuz. Hangi anlamda? Biz geçtiğimiz hafta sizlerle davranışçı model kuran ve yaklaşımları tek tek tanımaya başladık. Temel öğretim modelini,
programlı öğretim modelini, okulda öğrenme modelini, tam öğrenme modelini, bireyselleştirilmiş öğretim modelini ki bugün dikkat edersen Gagne isimli uzman hem davranışçı hem de Gagne'nin bilişselci olduğunu sizlere defalarca hatırlatarak işlemeye çalıştı. Peki sırada kimi tanımak var, kimi öğrenmek var? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim ve araştırma inceleme yoluyla öğretim. Hocalarım bunlar ÖSYM soru yapılarında karşımıza öğretim stratejileri ismiyle çıkmaktadır. Ve stratejiler bizim bu dersimizin ya da şu an elinizde bulunan ders notlarınızın 4. ünitesinin kapsamıdır. O yüzden bu 3 tane başlığı pas geçiyoruz. Sunuşu pas geçiyorum, buluşu pas geçiyorum, araştırma incelemeyi pas geçiyorum ve sizlere bugün yapılandırmacı eğitim anlayışına karşılık gelen hem yapılandırmacılığı en genel hatlarıyla tanımak hem de içindeki modellerden en az bir tanesini hocam bugün işlemeye çalışacağım. Peki tanıtım için bakalım önce ne lazımmış. Yapılandırmacılık başlıyor. En çağdaş eğitim anlayışı başlıyor. 2005 yılı ve sonrasında ülkemizin kabul ederek uygulamaya çalıştığı ekol başlıyor. Yapılandırmacı öğrenme kuramı. Hocam yapılandırmacı öğrenme kuramı oluşturmacılık ismi ya da bütünleştirici yaklaşım ismiyle de karşınıza gelebilir. Yapılandırmacı öğrenme kuramı üzerine çalışan birçok akademisyen var, birçok eğitim uzmanı var. Ancak sizden sınav kapsamında 3 tane uzmanı kesinlikle unutmamanızı istiyorum. Bunlardan birincisi. Hocalarım kısa yazacağım, lütfen dikkat. Piaget isimli eğitim uzmanı bilişsel yapılandırmacılığı kurmuştur. Ve kendisi düşüncelerin önemli olduğunu savunmuştur. İkincisi, Vygotsky ya da bazı arkadaşlarıma göre Vygotsky diye okunuyor. Vygotsky isimli eğitim uzmanı sosyal yapılandırmacılığı kurmuştur. Yani kendisi sosyal çevreyle etkileşimin daha verimli olduğunu savunmuştur. Ve ÖYT dersi kapsamında unutulmaması gereken en önemli isim geliyor. Ernst von Grasserfeld. Hocalarım, bu kişi radikal yapılandırmacılığı kurmuştur, Grasserfeld. Ve kendisi deneyimlerin eğitimde önemli olduğunu savunmuştur. Demek ki bu ders kapsamında 3 tane uzmanın var olduğunu ancak Ernst von Grasserfeld isminin ÖYT dersi kapsamında çok çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyormuş. Hatta hemen pekiştireyim. Hocalarım 2010 yılında birçok arkadaşım takip ediyorsa biliyordur. 2 tane sınav yapıldı eğitimden. 2010'un ikinci sınavında yani Ekim ayında yapılan sınav bizzat Grasserfeld'in ismini sormaktı. Ernst von Grasserfeld ÖYT dersi kapsamında önemsememiz gereken bir isimmiş diyoruz. Peki bu isimleri size verdikten sonra hocalarım bu sayfada sadece ilk cümleyi konuşacağım ve bir sonraki ifadeleri sonraki dersinde devam ettireceğim. Lütfen dikkat. Deneyimlere önem veren Grasserfeld. Düşüncelere önem veren Piaget, sosyal çevreye önem veren Vygotsky. Dolayısıyla yapılandırmacılığın tanımı 3 tane uzmanın katkısıyla ortaya çıkan tanımdır. Bakalım yapılandırmacılığın tanımı neymiş? Bireylerin bilgiyi, deneyimleri yoluyla, düşünceleri yoluyla, sosyal çevreleriyle etkileşime geçerek oluşturmasına yapılandırmacılık ismi verilir. Deneyimler önemli, düşünce geliştirmek önemli, sosyal çevreyle etkileşimde sürekli olmak önemli arkadaşlarım. Bütün bunların toplamı yapılandırmacılığın en temel tanımı demektir.